25 Eylül, 1 Ekim. Sevgili takipçilerim, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz diyorum. Evet, ben tatilimi yaptım. Hem iş seyahati hem tatil olarak. Ve artık yavaş yavaş sonbaharın rüzgarlarına doğru hareket ediyoruz. Yani sonbahar ekinozu hayatımıza renk katmaya başladı diyorum. 29 Eylül'de 5 derecede Koç burcunda bir dolunay gerçekleşecek. 1 ve 7 aksı, yani Güneş terazide söz konusu, Mars'ın etkisini de düşünürsek zorlayıcı ve bizi tamamıyla iş çevremizde asabi yapmamıza yardımcı olabilir. O yüzden daha sakin, daha kendimizi belirli, bir yandan adalet, bir yandan kendimiz konuşabiliriz. Sevgili koçlar, özellikle sizin birinci ev konularınızla alakalı, gerçekten kendinizle alakalı adım atmak istediğiniz birçok noktada engelleyici, yavaş adımlar, kafanızda devamlı soru işaretleri içerisinde olabilirsiniz. Bu da 29 Eylül'de Koç burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Mars'ın etkisiyle birlikte sizin birinci ev konularınızı tetikleyecek. Özellikle kurumsal ya da büyük alanlarda çalışanlar için bazı aksilikler, bazı hatalar, bazı karmaşıklıklar ve istenmeyen durumlarla karşı karşıya kalabilir. Rütbeniz ya da title'ınıza zarar verebilirsiniz. Daha temkinli olmanızı öneriyorum. Aynı şekilde mülakat ve yeni anlaşmalar içerisinde geçireceğiniz konuları bir an önce tekrar etmenizi öneriyorum. Orada heyecan yapıp haklarınızı ziyan edebilirsiniz. Devletle bağlantılı süreçte çalışıyorsanız o sistemin biraz daha altyapısının verdiği gerginlikler, çok telaşlı bir yörünge olduğu için bazen buraya ait hissedemeyiz ama mecburen idare etmeye çalışırız ya. Aynen bu zorluklar ve sizi içinizdeki dürüstlük dürtmeyi ön plana atacak. Şu an bu dürüstlüğünüzde haklı olabilirsiniz ama yakın evre için şu an bu durumları kendinize çekmenize gerek yok. Yerinize sabit ve sağlam noktada devam etmenizi öneriyorum. Stabil bir noktada çalışıyorsanız, kendinizle alakalı farklı noktalarda arayış içerisindeyseniz, bu sizin içsel tembelliğinizle alakalı. Kendi yönünüz ve bencil ruhunuz ön planda olacağı için artık kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Yerinizden memnun değilsiniz. Sadece alternatif nokta bulamıyorum deyip yan gelip yatıyorsunuz. Kendinizi geliştirecek imkanlarınız var. Kendi işinizi yapıyorsanız bu konuda değiştirmek istediğiniz yenilikler ve bu yenilikler size ayrı bir güç kazandıracak. Uzun süredir işsiz ve iş sıkıntısı yaşıyorsanız alternatif adalet size doğru yavaş yavaş adım atacak. Aynı şekilde geçmiş mahkemeleriniz, geçmiş konumlarınız varsa mümkün olduğu kadar bunlarla ilgili hak ve adalet sizin için dönüyor. Sadece yavaş hareket edebilir, daha hareketsiz ilerleyebilir. Bunu hızlandırmak sizin elinizde diyorum. Duygusal hayatınızda özellikle evli çiftlerimizle ilgili anlamsız tartışmalardan uzak durmamız, ilişkimizi daha sağlam adımlarda ilerletmemiz gerekiyor. Yeni evlenenler için de aileleri bir araya getirmek biraz sıkıntı yaratabilir. Mümkün olduğu kadar aileleri uzaktan ziyaret etmek, ev haneniz değil dışarıdan takip etmek daha sağlıklı olacak. Geçmiş ilişkinizle ilgili unutamıyorum, yapamıyorum, onsuz nefes alamıyorum diyen Koç burçları hep aynı noktada yer almayı o kadar iyi beceriyorsunuz ki tebrik ederim. Yine aynı şeylerle yer alacaksınız. Artık bu döngüyü değiştirme vakti. Yeni ilişkiye başlayanlar için de bence tuttuğunuz ele hemen güvenip koy vermeyin. Biraz daha onu tanıma fırsatları yaratmanız lazım. Aynı acıyı tekrar tekrar yaşamanın bir anlamı yok. Çünkü dolunay var. Yıpratıcı bir şeyleri bitirerek yeni ilişkiye başlamak sizin için daha sağlıklı olacak. Ortada kaldığınız ilişki artık size renk vermiyor. Renginiz siyah olmaya başladı. Değişme vakti diyorum. Sevgili ev hanımları, özellikle çocukları çok olan ya da iki çocuklu hanımlar, bu ara eğitimler, okul, koşturma derken eşiniz ve eşinizin yarattığı kaoslarda sizi yıpratmaya başladı. Bazen sevgiyi zorluyorsunuz. Eşiniz, hayat arkadaşınız aynı kalıpta değişmedi. Sadece onu biraz daha ehlileştirmekte zorlanıyorsunuz. Hak veriyorum ama o sizi seviyor. Şu an bir yanlış yok. Boşanma fikri olanlarda ciddi anlamda yaşadığınız kaosları tekrar tekrar göz önüne bulundurarak çocuklarınızı da bu düzende büyütmenizin istemediğiniz kararındasınız. Ekonomik olarak zorlandığınız için bekleme kararı verdiniz. Doğru bir karar değil. Aileniz ve çevrenize bu konuda lütfen iletişime geçin. Gerekiyorsa iyi bir psikiyatrist sizin zorluklarınızı çözebilir diyorum. Ev alım satım konularında ani kararlar verir.
vererek cebinizi mağduriyete itmenize gerek yok. Ama ev almak isteyenler için güzel fırsatlar kapıda, değerlendirebilirsiniz. Sağlık olarak özellikle geniz eti akıntınız, bronşlarınız hakimiyet gösterebilir. Dikkatli olun diyorum. Çocuk tedavisi düşünenler için Eylül sonu daha sizin için sağlıklı gözüküyor. Şu an bazı düşükler, gökyüzünün verdiği gerginlikler sizi yıpratmasın. Ekim sonunda güzel bir evreye geçiş sağlayacaksınız. Sağlık olarak uyarmıştım. Bir de çocuklarınızla iletişim evresinde, kendi kendinizi haklı gördüğünüz evrede çocuklarınızı yıpratıyorsunuz. Onların da haklı yönlerine göre adım atmanız gerekiyor. Sevgili ve mutlulukla kalın. Hoşça kalın. Sevgili boğalar, nasılsınız? Sizin 29 Eylül'deki Koç dolunayı sizin 12. ev konularınızı tetikleyecek. Daha düşünceli, gizli düşmanlar, yaptığınız paranızla ilgili endişeler, borçlarınızla alakalı gündem olacak konularımızı tetikleyecek. Mümkün olduğu kadar hırsınız ve savaşçı yönünüzün yavaş karakteri sizi tam anlamıyla yorucu evreye itebilir. Mantıklı hareket etmenizi istiyorum ve bunu fırsata çevirmenizi öneriyorum. Önerdim bile. Aynı şekilde iş konularınızla ilgili çok yoğun toplantıların içerisinde aksilikler, karmaşıklıklar, toplantıda gerilim ve tartışmalar açık olabilir. Mümkün olduğu kadar yumuşak geçişler sağlayarak olayları toparlayabilirsiniz. Ekip arkadaşınız, çevrenizdeki inandığınız insanların gerçek kimliğini bilerek, onlara gülümseyerek yolculuğunuza devam etmenizi öneriyorum. Sizin etrafınızda güven, etrafınız yok, zararlı insanlar var ama mevkide başarınız her geçen gün üst level'a doğru gidiyor. Daha temkinli adımlar size uğur getirecek. Özellikle de ortaklı iş projeleri içerisinde olduğunuz noktalar ve yurt dışı ve şehir dışı seyahatlerimizde aktif oluşumlar sağlanacak. Hatta şirketinizin belli bir süre sizinle ilgili planladığı yolculuklar olumlu gözüküyor. Devletle bağlantılı süreçte çalışıyorsanız yetki konumlarımızla ilgili değişimler beklenti evresindesiniz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Devletle ilgili gireceğimiz sınav ya da kurumsal sınavlarımızda gayet başarılarımız var. Endişe etmenize gerek yok diyorum. Ama sizin en önemli sorunuz içsel karmaşık dünyanız, korkularınız, kendi içinizdeki yarattığınız korkular sizi fazlasıyla yıpratabilir. Mümkün olduğu kadar nefes alarak doğru enerjileri görmeniz lazım. Ödeme ve borçlarınızla ilgili plan döneminizi doğru ilerleterek kendinize yatırımla ilgili planladığınız arsa, toprak, ev konularımızla ilgili de alternatif kapılar sizin için uğurlu. Yalnız uzun süredir kiracısı olduğunuz konularda sıkıntılar yaşayabilir. Mahkeme, yasal süreçlere başvurarak haklarınızı doğru süreçte aramanızı öneriyorum. Aynı şekilde ev değişikliği içerisinde yeni taşınanlar için uğurlu ve bereketli bir nokta. Ama şöyle söyleyeceğim. Evli çiftlerde yaşanan krizler evin enerjisinde değil, sizin yaşadığınız evlilikte anlamsız tartışmalar var. Bir an önce bunu ilişki terapistiyle çözmeniz lazım. Eğer bunu çözmediğiniz takdirde iş hayatımız, çevremizde bazı hatalara maruz kalabilirsiniz. O yüzden evli çiftlere öneriyorum. Bir de ortaklı fikri olanlar için, yeni iş oluşumu için acele etmeyin. Biraz Kasım ortasını bekleyelim. Şu an elinizdeki parayı farklı noktalarda değerlendirirseniz daha büyük başarılar elde edeceğinizi uyarıyorum. Şu an iş bekleyenler, yeni iş fırsatları bekleyenler için gökyüzü gerçekten bilinçaltınızla destekliyor. Yakın çevrenizle ilgili güzel haberler, iş haberleri olumlu olacak. En için yaz eğitim, dil eğitimi, bu konularımızla ilgili kendimizi geliştirme imkanlarımız var. Doğru görerek kendimizi geliştirebiliriz. Duygusal hayatımızda özellikle şu an bitirmiş olduğunuz ilişkide tekrar barışma söz konusu olacak. Ama geçmiş bitirdiğimiz ilişkinin hayatına başka biri gireceğini duyarak üzüntüye girebilirsiniz. Hiç üzülmeyin. Çünkü onun size hiçbir hayrı yoktu. Siz ona anlam ve önem kazandırdınız. Onu kıymetli kıldınız. O sizi yok saydı. Yeni ilişkiler sizin için hayırlı ve aydınlık. Evet, burada araç alımı ve satımı konumunda net kararlar içerisinde hayırlı olsun. Sözlenme, nişan kararı içerisinde olan çiftlerimiz için hayırlı olsun. Özellikle yakın dostlarınızın size yapacağı destek bu ilişkiyi daha güzel noktalara itecek. Ailenizin de desteğiyle birlikte güzellikler kapınızda diyorum. Yalnız evli, yeni evlenenler için ailede yaşanan krizler evliliğinize zarar veriyor. Mümkün olduğu kadar uzak durmanız gerekiyor. Eşinizle aranızı bozmamanız lazım.
Özellikle de evli çiftlerimiz, özellikle eşinizin size güven problemi, sizin ona güven probleminden zıtlaşmalarınız var. Bu ilişkiyi bir an önce toparlamanız lazım. Yeni evliler çocuk fikri için daha acele etmeyin. Ekonomik bazı sıkıntılarınız var. Bunları toparlamanız lazım. Geçmişe dönük mahkemelerle ilgili yoğun temponuz var. Özellikle Ekim sonuna kadar hareketli, son aydınlık. Cezavi ya da yasal olarak ceza sıkıntısı olan, hanenizde gergin anlar yaşayanlar için biraz daha zamana ihtiyacımız var. O özgürlüğüne, hakkına kavuşacak, endişe etmenize gerek yok. Sevgili ev hanımları, özellikle bu ara evde ufak tefek dekorasyonlarla mutfak ve salonu birleştirme niyetiniz var. Hayırlı ve uğurlu olsun. Çocuklarınızın çalışma masasını ve yemek odanızı da değiştirme vakti bu sizin enerjinizi de değiştirecek. Boşanma fikri olanlar için kesinlikle karşı değilim. Yollarınız doğru şekilde ayrıldı. Herkes hakkına düşen payı alacak. Merak etmeyin. Sağlık olarak boyun fıtığı ve bel fıtığınız ve baş ağrılarınız şiddetli uyarı veriyor. Dikkatli olun. Hoşça kalın. Sevgili ikizler, nasılsınız? Abone olmayı ve yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Sizin özellikle 11. ev konularınız Koç Dolunay gerçekleşecek 29 Eylül'de. Ve 1 ve 7. aks, yani Güneş terazide olacak. Sizin özellikle 11. ev konularınız, yani dost edindiğiniz, iş çevreniz, evliliklerinizle ilgili ya da evlilik kararınızla ilgili vereceğiniz netlikleri temsil edecek. Ve oluşturmak istediğiniz ve planladığınız yeni iş kapınız ve gideceğimiz yolculuklar, farklı fikirler ve farklı organizasyonlar içerisinde olup kendinizi daha ön plana atacağınız fırsatlarımız var. Doğru değerlendirdiğinizde de ekonomik zorluklarınızı daha rahat bir şekilde akışa sağlayacaksınız. Aynı şekilde bulunduğunuz firma ya da farklı alanlarda beklediğiniz teklifler size olumlu bir dönüş sağlayacak. Bu da sizin gülümsemenize yardımcı olacak. Yani stabil bir noktadaysanız yer yerinden oynayacak değişimler var. Bu size de zarar verebilir. Dikkatli olun. Kurumsal ya da devletle bağlantılı süreçte çalıştığınız ekip arkadaşlarınızın sizi yaratacağı güven hem işinizin yardımcı evresini hem de geliştireceğiniz alanlarda farkındalık yaratacaksınız. Ekip çalışması sizin için artı bir kazanç sağlayacak. Özellikle yurt dışı, şehir dışı seyahatler ve iş gideceğiniz noktalarda ufak tefek kazalar söz konusu olabilir. Daha dikkatli kontrol etmeniz lazım. Mailler ya da mesajlar yanlış insanlara gidebilir ve bu bizim hayatımızı, hani altın üstü nasıl, üstün altı nasıl bir şekil evreye geçiş sağlayabilirsiniz. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Bu ara iş gereği farklı insan ve farklı çevrede tanışacağınız insanlarla duygusal bağ oluşturarak iş hayatınıza zarar vermenizi istemiyorum. Mümkün olduğu kadar iş disiplinimizi elden çıkartmamamız lazım. Evet, yanınızdaki ekip çalıştığınız bir kişinin sizin ayağınızı kaydırmak, sizinle ilgili dedikodu ağını hazırlıyor. Dikkatli olun. Yakında 3 ekip arkadaşınızın size kazığını çok iyi şekilde hissedeceksiniz. Buna engel olun istiyorum. Duygusal hayatımızla ilgili güzel giden ilişkimize gelecek vadeden söz konusu konuşmalarımız var. Ama onun iş krizi ve devletle ilgili beklediği olaylarda gecikme olduğu için onun biraz daha evliliği geciktirme fikri olabilir. Siz ona izin vermeyin. Bu evlilik hem onun şans kapısını hem sizin şans kapınızı daha iyi şekilde aydınlığa itecek. Bu ara ayrıldığınız ilişkinizin tekrar barışma fikri olacak. Ona güvenmeyin. Aynı noktada yer alabilirsiniz. Ama etrafınızda tanıştırmalar, sizinle ilgili güzel çevre edinme evreleri var. Gözünüzü dört açıp doğru aşka, doğru yelken açabilirsiniz. Fırsatlarınız var diyorum. Aynı şekilde de iş çevrenizde beğendiğiniz, etkilendiğiniz kişiye güzel adımlar atabilir. Onun da size duygusal yönü var. Bu fırsatı doğru evrede çevirebiliriz. Bir de ev alma kararı içerisinde olan sevgili takipçilerim, doğru evin anahtarı hayırlı ve uğurlu olsun. Yalnız aileye ait miras konularında haksızlığa uğrayabilir. Özellikle baba soyunuzda halalarınızdan yana şanssız olabilirsiniz. Onlara güvenmemeniz gerekiyor. Geçmiş iş mahkemenizle alakalı konularda temize giden dosyanız temiz bir şekilde sizin hayatınıza giriş sağlayacak. Mümkün olduğu kadar avukatınızla bu konuyla ilgili evre sağlayın diyorum. Aile büyüklerimizde ufak tefek sağlık problemleri olabilir. Ufak tefek ameliyatlar, onların yanında destekçi olmanız gerekiyor. Ve bu gerekli evrede
Onların sizin enerjisine ihtiyacı var diyorum. Unutmayın, özellikle ortaklı işlerinizle ilgili gün artık size para evresine, kazanç evresine. Ortaklıklarla ilgili krizleri düzeltme döneminizi öneriyorum. Çünkü iyi ortaklıklar, güçlü diyaloglar ve yurt dışı bağlantılarımız ve dijital alanlarda yaratacağınız sahalar size renk katacak. Özellikle kız çocuğu olanların, çocuğunuzun sanatsal yeteneklerinin farkına vararak ona destek olmanız gerektiğini uyarıyorum. Ve aynı şekilde yeni aşka başlayan evlilikle sonuçlanacak. Evli çiftlerimizin kendi içinde yarattığı iş sorunları ev hayatımıza rahatsızlık veriyor. Lütfen flört etmeyi unutmayın. Ve sevgili ev hanımları, eşinizin yorgun hali sizi yıpratıyor. Onun sizi sevdiğiyle ilgili sıkıntısı yok. O kendi kendine yaşıyor. Telefonuyla, televizyonuyla, çayını da önüne koy, yatsın uyusun. Bütün sorumluluk senin üzerine. O değişmez. Sen de değişmeyeceksin. O yüzden bu ilişkiyi devamlı suçlamayı bırakırsan sevinirim. İlişkinize zarar veriyorsunuz. Aynı şekilde aile apartmanında oturanlarda ciddi krizler, bazı dedikolar evliliğimizi yıpratabilir. Mümkün olduğu kadar farklı bir yere taşınma zamanı geldi diyorum. Boşanma fikri olanlar için doğru zaman. Yol ayrımı sizin için, çocuklarınız için doğrudur. Uzatmanın bir anlamı yok. Sağlık olarak kanda enfeksiyonlarımız oluşabilir. Bronşlarımız da olabilir. Dikkatli olun efendim. Mutlu kalın. Hoşça kalın. Sevgili yengeçler, nasılsınız? Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın diyorum. Sizin Koç dolunayı 10. ev konularımızı tetikleyecek. Yani 10. evde siz nasıl bir lidersiniz? Nasıl gözüküyorsunuz? Ve daha çok parasal evremizle alakalı yapacağımız yeni iş projelerinde sizi güzel oluşumlar yaratacak. Farkındalığınızı etrafınıza da yansıtacaksınız. Bilinciniz doğru konuşacak. Hedeflerinize erişeceksiniz. Uzun süredir belirsiz olduğunuz iş konunuz, yani yeriniz belirsizse bile artık belirli yeriniz netliğe kavuşacak. Yeni iş imkanları, yeni fırsatlar size ayrı bir renk katacak. O yüzden korkulacak gibi değil, size kazançlı ve keyifli bir döngüyü yaratacak. Unutmayın, savaşçı yönünüz de ön planda. Kendinizi ses tonunuzla, çevrenizi doğru ikna ederek haklarımızı almayı temsil edecek. Ama ailemizde yasal problemler, abimiz, babamız, dayımız ya da abim, ablamızın eşinin yasal problemi gündemde olabilir. Aynı ceza ve aynı sıkıntılar söz konusu olabilir. Hukuki süreçte zorluklar yaşanabilir. Buna hazırlıklı olursanız daha çok sevinirim. Bu hanemiz için de dikkat edilmesi gereken konu. Ortaklı iş konularımızla alakalı noktada kendi işiniz gibi değil, sanki başkasının işi gibi davranıyorsunuz. Mümkün olduğu kadar ortaklı işinizde kendi işiniz olduğunu kabul edip oraya sımsıkı sarılmanız lazım. Orada ufak tefek yenilikler, altyapıyı güçlendirme fikirlerimiz doğru yol alacak. Özellikle yurt dışı bağlantısı ya da altyapı zemininizle ilgili fikirler farklı bir insanın desteğiyle büyütmenize yardımcı olacak. Kaybetme zamanı değil, kazanma zamanı. Fırsata çevirelim, işimiz büyüsün. Finansal ya da alım satım alanında çalışanlarda rütbe ve title değişiminde bazı aksilikler olsa da siz hak ettiğiniz yere geçiş sağlayacaksınız. Alternatif iş beklentileriniz için de olumlu süreçler, olumlu sinyaller söz konusu olacak. Uzun süredir işsizseniz ve hala iş krizi yaşıyorsanız özellikle Ekim 13, 12, 11 arasında güzel teklifleri değerlendirebilirsiniz. Evet, bu ara aşk rüzgarı fazlasıyla etrafımızda oluşacak. Yakın dostlarımız, yakın çevremizle ilgili alacağımız destekler bize doğru hayat arkadaşını yansıtıyor. Geçmiş değil, gelecekteki kişisin sizin hayat arkadaşınız. Şu an ayrıldıysanız ve bitmiş olan ilişkiniz tekrar size geri gelse de o sizin değil. Çevrenizdeki insanlar size doğru aşkı sunuyor. Ona fırsat verin diyorum. Bu ara yazma ruhunuz, sanatsal yetenek, kurslarınız, aktif bazı faaliyetler size ayrı bir güç kazandıracak. Kısa tatil fikriniz de var. Bunu değerlendirin. Yurt dışı, şehir dışı seyahatlerimizde herhangi bir aksilik yok. Hatta ekip bizi güçlü bir noktaya doğru itecek. Ekibin yaratacağı güçlülük size kazanç sağlayacak. O yüzden ekibinize sımsıkı sarılın. Bu ara flörtöz ruhunuz hatalara, maillere, mesajlara yansıyabilir. Dikkatli olmanızı istiyorum. Sözlü ya da nişanlıysanız güzel giden ilişkinize yıl sonuna kadar evlilik tarihini belirlediniz. Hayırlı uğurlu olsun. Bir de inşaatta bir malınız varsa ve uzun süredir bitmiyorsa bununla ilgili yasal süreç başlatma dönemi, yoksa o hakkınız yanacak gözüküyor. Bilginiz olsun. Aile miras konularımız var ama ailenizde evlenmiş, ayrılmış, ikinci nikah düşünen
kişinin hayırlı kısmeti var, çok mutlu olacaksınız. Özellikle annenizi temsil eden konularımız ön planda olacak. Kadınlarla alakalı krizleri önlemek için doğru bir hafta, krizleri iyiliğe doğru çevirme vakti diyorum. Ve yeni hiç ilişkisi olmayanlar için de güzel bir aşk enerjisi var. Sizi bu konuda destekliyor. Korkmanıza gerek yok. O da der ki nişanlınız, geçmiş bir nişanlılık atlattıysanız ikinci nişanlılık hakkınız var. Bu sizin için kalıcı hayat arkadaşınız. Fırsatlar sizi duygusallıkta da doğru noktaya doğru ilerletiyor. Sevgili ev hanımları, evde halı yıkama, parkeler yenilendi, mutfak banyosu, mutfak rafları, banyo raflarında değişim var. Kredi ödemelerinizde zorluklar yaşayabilir. Ona göre tutumlu olmanızı öneriyorum. Eşinizin bazı gideceği seyahatlerde şüphe uyandırıyor. Adam iş için gidiyor. Endişe etmenize gerek yok. Çalışan çiftler arasında da kendinizi gereksizce rakip bulup ilişkiyi sıkıntıya düşüyorsunuz ve çocuklarımız bu konuda ziyan oluyor. Mümkün olduğu kadar daha sakin ses tonuyla ev halini düzeltmemiz lazım. Sevgili ev hanımları, çocuklarınızın okul temposu, kendinize özel kurslar alarak kendinizi geliştirin istiyorum. Evet, sağlık olarak egzamanız, saç dökülmeniz ve saçla alakalı krizler, saç, sakal, köselik, bu tarz saç kıran gibi durumlarımız olabilir. Dikkatli olun, hoşça kalın, mutlu kalın. Sevgili aslanlar, nasılsınız? 29 Eylül'deki Koç Dolunayı 1 ve 7. Ask sizin 9. ev konularınız. İş gereği gideceğimiz seyahatler, alacağımız eğitimler, iş gereği sunulacak eğitimler ve ikinci evlilik konularımız, ikinci ilişkilerimiz ya da ikinci idare ettiğimiz ilişkilerimizle alakalı açığa çıkacak olayları gösterir. Ama biz deriz ki iş gereği anlaşmalarda size çok güzel fırsatlarınız var, değerlendirmenizi öneriyorum. Özellikle de sizin 3 ev, 3. ev konularınızla alakalı noktada ciddi anlamda zorlayıcı evreniz, aile köklerimizle alakalı da mirasla ilgili sizi zorlayacak insanlarımız var, hazırlıklı olmanız lazım. Ortaklı iş konularımızla alakalı noktada çok büyük başarılarımız var. Bu ara kendinizi spiritüel alanlara merak sarabilir. Aynı şekilde dini bütün noktamızı da belirleyebiliriz. Yani dinimizle alakalı evreyi doğru bağdaş kurarak inançsız evrelerimizi temizleyerek inanç dünyamıza yenilikler katacağız. Bu da sizin ruhunuza iyi gelecek. Evet, işinizde rütbeniz artıyor. Aynı şekilde bulunduğunuz şirketin enerjisi sizin için farklı yollar ve farklı fırsatlar yaratacak. Doğru değerlendirme dönemi. Mail attığınız ya da yeni iş beklenti içerisinde olduğunuz konularda çok büyük destekleyici bir gökyüzü var. Yeni işiniz, yeni alımınız hayırlı olsun diyorum. Kendi işiniz varsa da bu konuda yenilik katarak kendi evrenizi büyütme planlarınız, hatta şehir ya da ülkeler arası bağlantı kurmak istiyorsunuz. Bunun için 2 ay daha mücadele etmeniz lazım. Stabil bir noktadaysanız oranın kardeş ya da kuzen ya da baba oğul arasındaki ya da baba kız arasındaki problemler sizin yerinizde bir rahatsızlık yok. Ama iş alanında daralmalar var. Alternatif nokta bulmanız gerekiyor. Unutmayın sevgili aslanlar, gökyüzü size farklı iş fırsatları yaratırken kendi imkanlarınızla doğuracak ortaklı planlarınız size güzel kazançlar sağlayacağınızı da gösterir. Özellikle yeni YouTube kanalı açabilirsiniz. Sosyal ağlar ya da dijital alanlardan ekstra kazançlar sağlayabilirsiniz. Erkek çocuklarınız varsa onları spor, özellikle tenis ya da basketbolla altyapısını güçlendirerek gelecekte yıldızları parlak olacağını gösteriyor. Onlara destek olmanızı istiyorum. Özel hayat konusunda geçmiş pişmanlıklar bizi fazlasıyla yıpratabilir. Eski ilişkimiz, eski nişanlımız, eski eşimiz, bunlarla yüz göz olma konularımız hakimiyet olacak. Onların ailesiyle krizler yaşayabilirsiniz. Şimdiden hazırlıklı olun diyorum. Özellikle yeni ilişkiye başlayanlar için de bu ilişki sizin için doğru gidiyor. Acele etmenizi istemiyorum. O kişide ahım var, bedduam var diyenler, gidip yüzleşip artık kendinize yara vermeyi bırakırsanız yeni fırsatlar sizin için doğru kollanıyor. Ama siz geçmiş kodlamada kaldığınız için yeni ilişkilere fırsat verip hata sizin. Sizi çok sevenle değil, sizi eziyet edenle mutlu oluyorsunuz. Sizi çok seven kapıda ona fırsat verirseniz o sizi çok sevecek, size çok değer verecek. Nişanlı ve evlenme fikri olanlar Eylül sonu ve Ekim sonuna kadar bu tarihler belirlenmiş. Ama ev konuda aile büyüklerinizden destek alarak kira çıkmayacaksınız. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun.
İş yerinizle ilgili yol ve uzaklık mesafesinden kaynaklı çıkma fikri olan sakın böyle bir hata yapmayın. Uzun süre işsiz kalabilirsiniz. Evde devam eden dijital alanda evde hizmet görenlerin çoğu ev konumuza daha çok hızlı bir şekilde sahip çıkacaksınız. Belli aralıklar işe gidebilir ama tüm hayatınız evde, hem çocuklarınız hem ev sizi yıpratsa da hobi alanları oluşturmanızı istiyorum. Bu arada özellikle babanızdan çok büyük destek alacaksınız. Sizin arkanız ya da baba gibi gördüğünüz insanlardan çok güçlü destek alarak içinizdeki korkularınıza yenmenize yardımcı olacak. Sevgili ev hanımları, evet sizin için yorucu, hem misafiri gelmesi, hem görümceniz, hem eltiniz, hem birbirine karışacak bir hafta, ama siz kıvrak zekanızla onları enseleyeceksiniz. Daha mantıklı hareket ederek sizi alkışlayacaklar. Dikkatli, laf dalaşığına girmeden olayı çözün diyorum. Bir de bu ara en önemli şey, kombi ve özellikle radyatörlerin bakımına ihtiyacınız var. Bunları ihmal etmeyin. Sağlık olarak göz ve ağız haflarımızda sıkıntı olabilir. Dikkatli olun. Çocuk tedavisi ya da çocuk bekleyenler için erkek çocuk sevinci var. Hayırlı ve uğurlu olsun. Yeni uzun süredir evli çiftlerde de boşanma içerisinde anlaşmalar, ev ve araç ve para konusunda zorluklar var. Çekişmeli dava devam edecek. Şartları doğru yatırın ki uzun soluklu olup depresyona girmesin çocuklar diyorum. Bir de hamilelik fikri olanlar için hayırlı ve uğurlu olsun. Erkek çocuk belirlemiştim. Bir de evliler ve çalışan evliler için bence siz birbirinizi çok seviyorsunuz. Gereksiz laf atışmasını bırakıp birbirinize sımsıkı sarılın. Yeni arabanızda hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Hiç evlilik yapmayanlara fırsat var. Değerlendirin. İşsiz olanlar için iyi fırsat kapımız da var. Sevgili Başaklar, nasılsınız? Koç Dolunay sizin 8. evinizde gerçekleşecek. 8. evinizde gerçekleşecek. Miras, gelebilecek haklar, vefat edebilecek birilerinin, geçmişte birilerinin miras konuları ile ilgili mücadeleler, iş mahkememiz, ortaklık konularımızla alakalı hareket edecek yenilikler, ortaklı yapacağımız olaylarda doğru görmeleri ifade eder. Ama kurumsal ya da büyük alanda çalışıyorsanız şirketinizin büyük bir ekonomik zorluğu ve sizi yıpratabilir. Ama yerinizde paranız, birikmiş priminizle ilgili mücadele edebilir. Hatta alternatif iş kapılarında zorlayıcı evresi sizi biraz moralsiz yapsa da aslında ben size diyorum ki korkmayın. Çok güzel fırsatlarınız var. Güzel oluşumlar, para ve ekonomik anlamda güçlenmenize, borçlarınızla alakalı yaşadığınız krizleri önleme dönemi ve her şeyden önemlisi yeni iş fırsatları, yeni kapılar değiştirmek, yenilemek istiyorsanız çok doğru döngüler sizi gösteriyor. Sadece korkmayın, mücadeleye devam. Bulunduğunuz alan kendi işinizde büyütmek, daha güzel alanlarda renk katmak istiyorsunuz. Aile bağlantılı iş alanınız varsa burası büyük kazanç çevresine girecek. Özellikle de bu ara inatçı yönünüz. Ben biliyorum havanız size zarar verebilir. Biraz da ortağınıza ya da ailenize güvenerek fırsatları her iki taraf konuşarak büyütme evresini gösterebilir. Ben biliyorumu geride bırakın. Kurumsal bir alandaysanız şirketinizin size sunacağı büyük fırsatlar, yurt dışı kapınızla ilgili fırsatlar ve özellikle devlette çalışıyorsanız atama ve tayin konularımız aydınlığı sizi büyük bir nefes almanıza yardımcı olacak. En önemli şey de siz artık memuriyet hayatınıza adımlar atarak özellikle hakim, savcı, belediye ya da hukuksal alanda başarınız neyse aydınlığa kavuşuyor. Korkmanıza gerek yok diyorum. Ama stabil bir noktada çalışıyorsanız artık değişin. Spiritüel danışmanlık yapabilirsiniz. Konuşma ses tonunuz, yaratıcı ruhunuz ön planda. Başkalarına güvenerek artık yaşamayı bırakın. Yani sizin anneniz babanız olsa da sizin arkanızda anne ve babanızın kardeşleri, kardeşleriniz var. Onun kardeşleriyle alakalı miras konuları sizi mağdur edebilir. Elinize bilezik alın, yolculuğunuza başlayın. Hayal ettiğiniz ailenizdeki miraslar size sadece başkalarının gasp edeceği mallar olur. Siz de yasal olarak ararken yaş kaybına sebep olabilirsiniz. Meslek edinmenizi öneriyorum.
Kurumsal büyük bir firmadan büyük bir mülakat geçişiniz hayırlı olsun. Devlet kapınızda olumlu gözüküyor. Yani stabil bir noktadaysanız, özellikle mesela muhasebe alanındaysanız, 20 kişilik alandaysanız, yer değiştirme ve konum değişiminiz ve şirketiniz size bu konuda destekliyor, korkmanıza gerek yok diyorum. Sağlık olarak özellikle geniz atı, ufak tefek operasyonlarımız olabilir. Rahimle alakalı sıkıntılarımız var. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Ama şunu demek istiyorum. Özellikle ilişkisi hiç olmayanlar, aşk kapıda size kucak dolusu kalbini sunacak insana merhaba diyeceksiniz. Geçmiş ilişkinizle ilgili yüzleşme konularımız hareketli olacak. Tesadüf karşılaşmalar, aklınız karışmasın. Boş verin, atın çöpe diyorum. Bu ara sözlenme ve nişan fikri olan ve ailemizde uzun süredir evlilik bekleyenler için güzel fırsatlar var. Evlilik alyansımızda hayırlı ve uğurlu olsun. Size adalet noktasında doğru aşkta kapınıza gelecek diyorum. Yalnız borçlarımızla alakalı uzun süredir ertelediğimiz konuları iyileştirme dönemimiz. Bunu da fırsata çevirirseniz sevinirim. Bir de yurt dışına yerleşmek, farklı alanlarda fırsatlar arayanlar için gökyüzü gerçekten bu konularda sizi destekliyor ve gideceğiniz yurt dışı sizin için hayırlı ve aydınlık. Özellikle iki kızınız, bir oğlunuz varsa oğlunuzun yetenek fark etti. En küçük kız çocuğunuzun da acayip matematik zekalı olduğunun farkına varın. Sevgili ev hanımları, özellikle yorgunsunuz ama hayat sizi tekrar gülümsüyor. Eşiniz hataları anladı. Evliliğinize tekrar güzellik katacak. Siz de affedin ve bu ilişkiye sımsıkı sarılın istiyorum. Boşanma fikri olanlar için de idealist kararlarda gecikmeler oluşmaya başladı. Bu çocuklar ve sizin aranızda güvensizlik. Lütfen çocuklarla evliliği güvensizlikten değil, huzurlu bir yuvaya ihtiyacı var. Bir an önce toparlanmanız lazım. Evli çiftlerimiz için, yani yeni evlenen, 5 yıllık evli olan çiftlerimiz için de ev anahtarınız hayırlı ve uğurlu olsun. Yalnız hiç evlilik yapmayan, ben evde kaldım diyenlere güzel fırsatlar var. Kimse evde kalmaz. Kimse, Rabbim kimseyi yalnız bırakmaz. Unutmayın diyorum. Evet, özellikle de çocuk tedavisi düşünenler için doğru bir zaman. Hayırlı ve uğurlu olsun. Hoşçakalın. Sevgili teraziler, nasılsınız? Gökyüzü size evlilik sinyalleri veriyor, aşk sinyalleri veriyor. Ortaklı planladığınız noktalarla alakalı çok güzel kapıları planlıyor. 29 Eylül'deki Koç tutulayı 7. ev konularınızı tetikleyecek. Yani 1. aksla 7. aks birbirine karşıt açı yaptığı için Mars'ın da etki ettiğini düşünürsek, zorlayıcı ama sağlam ilişkilere adım atarak mutluluğu tadacaksınız. Aynı şekilde iş hayatınızda ortaklı kararlar ya da ortak fikir içerisinde olduğunuz noktalarda renkli bir oluşum olacak. Kazancımız, güvensiz alanlarımız iyileştirmiş olacak ve bize daha büyük fırsatlar. Özellikle farklı yabancı firmalarla ilgili başvurularınız olumlu olacak. Yeni biriyle akıl fikri oluşturduysanız bu ortaklı süreçte size kazanç sağlayacağını gösterir. Aynı şekilde kendiniz silik göründüğünüz ve insanlar beni görmüyor dediğiniz noktada da enerjinizin yüksek olacağı nokta. Bu dolunayı, doğru evreyi tadarsanız bir dahaki 14 Ekim'deki terazi ve güneş tutulmasında artı kazanç sağlayacaksınız ve benliğiniz ve kimliğinizle birlikte isteklerinize daha sağlam adım. Yani siz bu koç dolunayını fırsatlara çevirin. Bitmesi gereken hoşça kal demeniz, bu evliliğiniz, iş hayatınız, ilişki hayatınız, dostlarınız ne varsa bitirip yepyeni yenilikler katarak ve yeni adımlar size mutluluk katacak. Her şeyden önemlisi doğru insanınızla yüzleşeceksiniz diyorum. Ailenize ait miraslı ya da çözülmesi gereken mahkemesel konularda siz hakkınız olmayan hiçbir şey almadan veda etmezsiniz. Hakkınız olacak, her şeyi doğru şekilde alacaksınız. Bu iş mahkemeniz olur, kocanızla olan adaletli mahkemeniz olabilir. Almanız gereken miraslar ne varsa tek tek alacaksınız. Allah sizin ayağınıza bunu nasip edecek diyorum. Özellikle de yeni evli olanlar için gerçekten yeni eviniz uğurlu, yeni aracınız uğurlu. Altınları bozmayın. Parayla borçlarınızı ödeyin. Altınlar kenarda kalsın istiyorum. Çocuk tedavisi için doğru bir zaman. Hiç korkmayın. Allah size de evlat konusunda mutluluğu tadacak diyorum. Kendi işiniz varsa kazancınıza bolluk ve bereket katacaksınız. Aynı şekilde geçmiş iş mahkemeniz varsa burada da toplu paranız sizi bekliyor. Emekli olduysanız hakkımla alakalı devam edeyim mi dediğiniz noktada da şirketiniz emekliliğinizi de onaylamış gözüküyor. Aynı şekilde şirketinizde kalabilir ama sizdeki bu zeka varken kendinize iş kurmanızı daha olumlu görüyorum. O yüzden iş
ortaklı karar adın, kendi variyetinize erişin istiyorum. Yeni ilişkiye başlayanlar için uğurlu ve bereketli. Ayrıldığınız ilişkiniz tekrar şans istiyor. Verebilirsiniz. O kalbinizde en büyük mutluluk. O mutluluğu tekrar tatmak istiyorsunuz. Gökyüzü de bu konuda sizi destekliyor diyorum. Sağlık olarak özellikle mide asitlerimiz, mide yanmamız, mesela hani göbek fıtığı deriz ya, bu tarz konularımıza dikkat edeceğiz. Son zamanlarda kilo almaya başladık. Bunları da dengelersek sevinirim. İyi olacak. Sevgili ev hanımları, en önemli şey sizin huzurlu bir yuvaya ihtiyacınız var. Eşinizin, ailesinin zorlukları sizi yıpratıyor ama adalet sizden yana. Artık konuşma vakti, haklarınızı savunun istiyorum. Evli çiftlerde özellikle eşinizin iş gereği saatleri sizi şüphe ettiriyor. Şüphe etmeniz haklısınız. Destek veriyorum. Lütfen eşinizle ilgili bağları kopma yoluna doğru gidiyor, düzeltme vakti. Aynı şekilde evde yenilik yapmak isteyen sevgili ev hanımları ve sevgili gençler, özellikle banyo giderleriniz ve banyodaki aynanız, elektrik tesisatları değişmesi lazım. Bir an önce buna çözüm. Ailenizin size verdiği anahtar, araç anahtarı için şimdiden hayırlı olsun. Şirketinizin veya da sizin almak istediğiniz araç da size hayırlı olsun sevgili takipçilerim. Evet, ufak tefek seyahatler size mutluluk katacak. Ayrıldığınız eşinize tekrar barışmak isteyenler için de şimdiden mutluluk sizin için yeni bir ilaç kapısı. Hiç evlenmeyenler için biraz daha sabırlı olun ama bu döngüde doğru değerlendirin. Amca soyunuzdan birinin size tanıştıracağı kısmet sizin için doğru, doğru değerlendirin diyorum. Geniz eti operasyonu olacaklar. Ameliyatta bir kusur yok. Estetik ya da operasyon yapacaklar. Yapabilirler. Herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Hoşça kalın. Sevgili akrepler, nasılsınız? Koç dolunayı 6. ev konularınızı tetikleyecek. Yani 29 Eylül'de bir koç dolunayı 5 derecede gerçekleşecek. 12.52'de. Sizin sağlık ve çalışma evimizi tetikleyeceği için biraz daha dikkatli, takıntılarımız ön planda olabilir. Kendi kendimize hayal ve gerçeği karıştırabilir. Herkese saldırabilecek bir enerjimiz olabilir. Hatta sizi çok seven insanları da incitebilirsiniz. Mümkün olduğu kadar daha mantıklı, daha takıntısız, daha kurallı giderseniz zararsız bir hafta atlatırsınız. Ama ben biliyorum, ben yaparım dediğimizde maddi ve manevi zararlar görerek bu haftayı zorluklarla atlatabilirsiniz. Daha temkinli olmanızı öneriyorum. Kurumsal büyük bir firmadaysanız oluşturacak ekip arkadaşlarınıza inanarak hareket edin. Eğer inanmazsanız şirketimiz sizi diskalifiye edebilir. Bilginiz olsun. Yer değiştirmek, farklı alanda beklediğiniz iş konularınızla ilgili de özellikle 3 Ekim sizin için daha olumlu ve daha keyifli olacak. Alternatif teklifleri doğru değerlendirmeniz açısından doğru bir fırsat. Ortaklı projeleriniz ya da ortaklı işlerle ilgili olumsuz gördüğünüz birçok nokta detaya indiğiniz için olumsuz. Aslında detaya inmeseniz her şey rayında ve ödüllü ve başarılı bir projede adım attığınız ve karşı tarafında desteklemesiyle birlikte alacağımız puan yüksek. Özellikle banka sektöründeyseniz ve konum ve mertebenizle ilgili başvurularınız olumlu. Devletle bağlantılı süreçte bazı aksilikler yaşayabilirsiniz. Devletin size sunacağı imkanlarda etrafınızdaki insanların zararlı tavırlarına dikkat etmeniz lazım. Ama tayin ya da atama, beklenti içerisinde olduğunuz eski iş haklarınızla ilgili kazandığınız davalarda yer belirlemesi bekliyor olabilirsiniz. Zaman içerisinde bunlar size verilecek çünkü hakkınız size iade olacak gözüküyor. Ama aile içerisinde uzun süredir cezaevinde olan kişinin aydınlanması var. Bilginiz olsun istiyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız ortaklı işlerle ilgili biraz daha mücadeleci yönünüzü ön plana atacaksınız. Yeni çevre, yeni oluşum, yeni fırsatlar var. Siz kendiniz biraz daha yorgun, hani hazır değilim, yapamam, çok güvensizim enerjiniz var. Bundan çıkmanızı öneriyorum. Aynı şekilde ev satma kararı içerisinde olduğunuz 2. ya da 12. kattaki eviniz olumlu şekilde, yeni bir ev anahtarınızda 3. ya da 6. kat sizin için olumlu olacak. Özellikle kardeşler arasında yaşayacağınız krizlere açık olmanız lazım. Anlamsız tartışmalar kardeş arasındaki bağlarda zorluklar yaratabilir. Anlamsızca da birbirinizi yıpratabilirsiniz. Dikkatli olmanızı öneriyorum.
Ve uzun süredir gitmek istediğiniz yurt dışı ile ilgili vizenizle ilgili olumsuz bir durum yok. Şirketinizin de size onunla ilgili imkanlar söz konusu yaratacak. Bu da sizin için hayırlı. Çıkmak istiyorum. Burası benim için sağlıklı bir nokta değil. Patronlarım kendi arasında anlaşamıyor ve ben burada ortada kaldım diyenler yeni iş teklifi var. Hayırlı ve uğurlu olsun. Siz için doğru bir kapı gözüküyor, merak etmeyin. Bu ara özellikle cilt estetiğinizde biraz daha aceleci kararlar veriyorsunuz. Botoksunuz ya da dolgunuzun zamanı gelmemiş, anlamsızca suratınızı şişirtmeyin diyorum. Ama mesela batık operasyonunuz ya da kadınsal bölgenizde operasyon olabilir. Gayet sağlıklı ve keyifli geçecek, endişe etmeyin. Aşk enerjinizin biraz daha paranoyaklı düşüncelere itmenize sebep verecek. O yüzden ilişkinizi akışa bırakırsanız zarar görmeden çözmenizi istiyorum. Aynı şekilde evlilik teklif edenlerde de özlem daha çok ona güvendiğiniz için değil, kendinize güvendiğiniz için bu teklifi kabul ediyorsunuz ama o tarafın size herhangi bir zararı yok ve size sağlam arkanızda duracak. Bence onu gereksizce aşağı çekmeyi bırakın. Bu ilişkiye sağlam tavırlarla adım atın istiyorum. Hiç ilişkisi olmayanlar için acele etmeyin. Doğru ilişki için biraz daha zaman var ama etrafınızda sizinle ilgilenen insanlara da fırsat verebilirsiniz. Sözlü ya da nişanlı çiftlerde ailevi sorunlar gündeme çıkıp ilişkiniz kendi aranızda bitiriyormuş numarası yapıp aileye bitirdik diye bile bunlar ayyukaya çıkabilir. Dikkatli olun. Bir de şöyle söyleyeceğim. Ev taşınması arasında şehir dışı taşınmalarda söz konusu olacak iş gereği. Gideceğiniz yerde mutluluk var. Eğer 6 ya da 12 yaş evresinde kız çocuğunuz varsa çevresindeki insanlara dikkat etmenizi, çocuğunuza zarar gelmesini istemiyorum. Dikkatli olmanızı öneririm. Evet sevgili ev hanımları, son zamanlarda özellikle koltuk değiştirmek istiyordunuz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Aynı şekilde evde bazı değişmesi gereken elektronik eşyalarda yenilikler var. Uğurlu gelsin istiyorum. Kocanın da devamlı laf sokup kenarda durmayı bırak. Ya boşa ya da adam akıllı bu ilişkiye sahip çık. Kendini de geliştirme vakti. Lütfen kendinle alakalı bağlantıları da güçlendirin. Bu ara hissiyat dünyanın acayip güçlü. Bunu değerlendirin. Evet, sağlık olarak estetik operasyonları abartmayın istiyoruz. Son zamanlarda da kadın üreme organlarımızda hassasiyetlerimiz olabilir. Kontrol edelim. Yeni evliler için de sürpriz bebek evresi söz konusu olabilir. Uzun soluklu, mesela 5-6 yıllık ilişkilerde boşanma kararı verdiniz. Yanlış karardasınız. Başkalarının etki altındasınız. Bu ilişkiye şans verin istiyorum. Hiç evlilik yapmayanlar için ya da hiç ilişkisi olmayanlar için acele etmeyin. Doğru insan yakın dönemde sizin hayatınızda olacak. Hoşça kalın. Sevgili yaylar, nasılsınız? Güzelliklerle dolu bir hafta. Abone ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. 29 Eylül'de 12.57'de 5 ve 6 derecede bir dolunay gerçekleşecek. Bu 5. ev konularımız. Özellikle şöyle söyleyeceğim. Özel hayatımız, renklilik dünyamız, ilişki hayatımız, seks hayatımız, çok coşkulu dostluklar, sohbetler, eğlence, iş sohbetleri, iş flörtlerinin daha yoğun olacağı bir hafta. Abartırsanız zarar görürsünüz. Dengeli ve rotada devam etmenizi öneriyorum. Çünkü açılar sizin haneniz için biraz daha uyarıcı veriyor. Aynı şekilde aşksız olanlara da sürpriz gelişecek aşklar kalıcılığı destekliyor. Yani aşk sizi turnayı gözünden vuracağınız bir hafta. Doğru değerlendirdiğinizde de kalıcı insanınıza merhaba demeyi de öğreneceksiniz. Yalnız geçmiş ilişkinize çok fazla gözyaşı döktünüz. Artık o ilişkinin size hiçbir hayrı olmadığını, acı çektiğinizde bile bilerek onu düşünerek ikilemde kalmanızı hayret ediyorum bazen. Lütfen ona veda bu sesi parçasını armağan edelim. Ona hoşça kal, bize merhaba diyelim. Siz merhabaları çok iyi hak ediyorsunuz çünkü. İş hayatımızla ilgili gelişecek yeni teklifler, bulunduğunuz noktadan farklı alanda gelecek alternatif noktalara da adım atarak kendi güçlenmenize yardımcı olacaksınız. Her şeyden önce alım satım sektöründeyseniz çok renkli satışlar size ayrı bir kazanç sağlayacak. Sınavınız varsa, sınav döneminiz varsa gayet geçerli bir notla istediğimiz imkanlara da ayrı bir oluşum sağlayacaksınız. Yeni eğitimler, yeni kurslar alarak da kendi gücünüze aydınlık katacaksınız. Yabancı dil eğitiminize önem verebilir. Şirketinizin size yurt dışı kapı imkanları sağlayacağı için altyapımızı bu konuda güçlendirebiliriz. Ön muhasebe, finans alanında çalışanlarla alakalı noktada şirketinizin bazı kuralları ve yeni ortaklı evrede tedirginlik yaşayabilir. Mümkün olduğu kadar sabırlı olmanız gerektiğini uyarıyorum. Hiç işi olmayanlar için gökyüzü
konuşmamıştı. Gerçekten bu konuda yakın dost ve yakın çevreden, geçmiş iş çevrenizden ya da okul arkadaşlarınızdan yapacağınız destekle alakalı noktada güzel iş fırsatları da yakalıyor. Ortaklı planladığınız kapılarda ortağınıza güvenmek mi, kendinize güvenerek mi adım atmanızı öğrenmeniz lazım. Birilerine güvenerek alan açamazsınız. Kendinize güvenme, kendinize bu konuda daha büyük imkanlar sağlama vakti diyorum. Özellikle devletle alakalı sınavınız ya da devletle alakalı mülakatınız olumlu. Olumsuz bir şey görmem. Hatta ailemizde mesela devlette çalışıp yasal süreçte haklarınızı kaybettiyseniz tekrar bu yasal süreçte haklarımız size geri iade edilecek. Ona göre haklarınızla ilgili davalarınızı takip etmenizi öneriyorum. Aynı şekilde de kendi işinizle ilgili güvendiğiniz bir insanın size kazık atacağını, maddi zarar vereceğini de göz önünde bulunur. Ekipte güvendiğiniz insanlara ya da ortaklı olduğunuz mekanda ben sana güveniyorum, her şey senin de elinde olup imza verdiğiniz kişi sizin bütün haklarınızı ziyan edebilir. Dikkatli olun. Yeni iş açanlar için de olumlu, güzel bir destekleyen evre var. Ya stabil bir noktada, hala aynı noktadayım Emineciğim, hiç değişen bir şey yok. Sen kendini değiştirmediğin sürece Emine seni ya da gökyüzü seni nasıl değiştirsin? Sen de değişim, dil eğitimi, farklı kurslar alarak kendini geliştirmen lazım. Evet, aşk, heyecan, güzellikler var. Evlilik teklifi alabilir, evlilik teklifi edebilirsiniz. Bu da sizin motivasyonunuzu arttıracak. Aynı şekilde aile içerisinde olumsuz olmaz dediğin, asla bu eve gelemez dediğiniz insanlarla barışma dönemi olacak. Uzun süredir küs olduğunuz ablanız ya da kız kardeşinizle barışma evresi de var. Hayırlı olsun. Yurt dışına eğitim için yolladığınız çocuğunun başarısıyla gıpta edeceksiniz. Endişe etmenize gerek yok. Sevgili ev hanımları, çocuklara bu ara çok bağırıp onlarla ara bağımızı bozabilirsiniz. Bu karmaşa eşimizle aramızda buzlu yolculuklar edebilir. Lütfen anlayışlı, sakin adımlar atarak çocuklarımız ve eşimizle aramızı bozmamamız lazım. Bazı mutsuz çiftlerde boşanma anlaşması yapıldı. Çocuklar için biraz daha deneseniz de bu yolculuk eninde sonunda ayrılık uzatmanın bir anlamı yok. Yeni evli çiftlerimizin iş gereği bazı krizler var. Evliliğimize yansıyabilir. Mümkün olduğu kadar dikkatli olun. Bu ara özellikle mutfak giderlerinizde aksilikler olabilir ve eşinizin size sürpriz bir aracı olabilir. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ya da araç almaya aile büyüklerimizden destek alarak alacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun. Sağlık olarak özellikle romatizma ağrılarımız söz konusu olabilir. Göz yakınla ilgili sıkıntılarımız olabilir. Kontrol vakti diyorum. Hoşçakalın. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Koç dolunayı 29 Eylül'de sizin 4. ev konularınızı, kök ve köklerimizle alakalı bazı adaletli konuşmalar, haklarımızla ilgili savaşacağımız, kendimizle ilgili mücadele edeceğimiz, aynı şekilde iş hayatımızda üst düzey güvendiğimiz insanlar aramızdaki uçurumu düzeltme evresini sağlayacak. O yüzden mantığımız ön planda olsun, duygusal zekamız ve ailevi travmalarımızı da iyileştirirsek bambaşka bir oğlakla bu hafta karşı karşıya kalacağız. Bilir ve ne yapmak istediğimiz toplantılar, yapacağımız projeler, yenilikler ve katmak istediğimiz kendi fikrimizle ilgili oluşturacağımız projelerde ayrı bir enerjiniz oluşacak ve artı bir para kazancımız da, ekstra kazançlarımız söz konusu olacak. Kurumsal firmada üst rütbeniz değişiyor. Devletle alakalı bulunduğunuz, o imkansız gördüğünüz evrelerde birinin desteğiyle birlikte devlet kapılarımız oluşacak. Taşorandan devlete geçmek istiyorsanız Mart ayında bu fırsatları şimdiden dengeleyerek geçiş evreniz var olacak gözüküyor. Aynı şekilde yurt dışına yerleştiyseniz orada iş bulmak, iş kolaylığı da sağlanmış olacak. Endişe etmenize gerek yok. Ama stabil bir noktadaysanız artık buraya veda etmeniz ve kendinize yenilikler katmanız için gökyüzü ısrarla sizi destekliyor. Ortaklı iş konularımızda kazançlarımızın artacağı, hatta yeri büyütmek, farklı alanlarda da kendimize renk katacağımız, işsizseniz iş imkanları sunulacağı bir evredir. Ama der ki aile büyüklerimizdeki arsalar, topraklar arasında yasal mahkemelerde büyük kaoslar, büyük hakların yenileneceğini ve bunun için sizin çok büyük mücadele ederek hakları geri almanızın altyapısını uyaracağını gösteriyor. Aynı şekilde teyzeler, anne köklerimizle ilgili de yaşanan krizleri
gün yüzüne çıkacağınızı da uyarır. Aşık olmayı ve sevilmeyi, doğru insanı bulmayı da uyarır. O yüzden bu hafta siz bir şifa bulun. Gökyüzü size Ekim'in sonuna kadar çok güzel bir aşka, aslında Ekim'de başlayacak aşk, Ekim sonunda ciddiyeti gösterecek. Şimdiden tanışacağınız insan sizin doğru hayat arkadaşınız. Ona güzel ışıkla gözlerinizin temas edeceği bakış sizin ruhunuzun birleşmesine yardımcı olacak. Evlilik teklif alacağınızı uyarmıştım. Aynı şekilde ortaklı işlerde güzel kazançlar sağlayacak. Bazı borç planlamasını doğru yönlendirmeniz lazım. Ertelediğiniz konular gündemimiz olabilir. Bunu toparlamamız lazım. Özellikle bu ara şairsel kitap yazmak, senaryo yazmak, içimizdeki sanatçı yönümüzü daha ön planda olacağı için size güzel enerjiler katacak. Kendi kimliğinizi daha rahat şekilde belirleyeceksiniz. Bu ara spiritüel danışmanlık, astroloji eğitimleri alabilir. Özellikle ev hanımları bu tarz meraklarınız varsa mutlaka yapın. Hissiyat kalbiniz daha ön planda söz konusu olacak. Tabii ki her yer astrolog oldu, haklısınız. Doğru insanlar kalacak, geçici insanlar gidecek. Sizin de öyle bir güçsel ve öğretici kimliğiniz olduğu için mutlaka astroloji eğitimleri almanızı öneriyorum. Aynı şekilde sevgili ev hanımları, taşınma hakkınız var. Uzun süredir mal sahibiniz ya da bulunduğunuz binadan nefret ediyordun. Yeni eviniz, yeni uğrunuz hayırlı olsun. Kocanız sizden özür diledi. Aynı hataları yapmayacak. Birbirinizle tekrar barışma evresindesiniz. Birbirinize sımsıkı sarılın. Aynı şekilde nişanlı çiftlerde apar topar evlilik kararı verdiniz. Ne aceleniz vardı. Biraz daha düşünün istiyorum. Acele etmeyin. Yeni evlenenler için de özellikle eşinizin uzakta olmasından kaynaklı gerginlikleriniz var. O sizi seviyor. Endişe etmenize gerek yok. Evli çiftlerin çocuk düşüncelerini biraz daha rolanti almanızı öneriyorum. Çünkü biraz daha ekonomik borçlanmalarınız var. Hiç evlenmemiş insanlar için gökyüzü bu ara verdi. Siz biraz daha sakin, dingin insanı bulmak için biraz daha vakte ihtiyacınız var. Acele etmeyin. Ama eski ilişkiniz sizden özür dileyecek. Onu affederseniz aynı fanusta döneceksiniz. Affetme yok. İzin vermiyorum. Asla. Aynı acıyı o yaşasın. Siz mutlu olun. Çünkü siz mutluluğu hak ediyorsunuz. Bir de mide operasyonu geçirecek ya da mide asitlerinden kaynaklı ufak tefek tedavilerimiz olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Çocuklarınızın da okul çıkışları ya da okul aksatmaları gündemimizde olabilir. Babalar bağırabilir, anne küsebilir. Çocuklarınızla doğru iletişim yaşarsanız onlar bir daha bu aynı hatayı yapmayacaklar. Evet, bir de araç konumuzun değişme ısrarcı yönünüz var. Aracınız yerine arsa alın öneriyorum. Hoşçakalın. Sevgili kovalar, nasılsınız? Evet, sizin üçüncü ev konularınız, yani 29 Eylül'de Koç Dolunay'ı gerçekleşecek. Sizin üçüncü ev konularınızı destekleyecek. Ama önce şöyle bir uyarı vereyim. Hayatınızla alakalı tatil bitti, para kazanmaya ve kendi evrenizde işlerinizle alakalı ben yaparım, ederim dediğiniz noktalarda aksilikler var. Biraz daha iş hayatımızı ciddiyete alarak, kendi zorluklarımızın, iş zorluklarımızı görerek oraya sımsıkı sarılmamız lazım. Hani biraz boş verdiğiniz iş hayatımızı daha ciddiyete alarak, çok güzel projeler var, yenilikler var. Şirketinizin ya da bulunduğunuz firmanın size alternatif sunacağı imkanlar var. Bir kendimize gelerek işimize hakim olalım. Aynı şekilde devlette çalışıyorsanız değiştirmek istediğimiz bölümümüzle ilgili biraz daha beklemeye ihtiyacınız var. Acele etmeyin. Başka insanların gözüne batmayın istiyorum. Yeriniz doğru. Özellikle kurumsal büyük firmada, yurt dışı bağlantılı firmadaysanız buranın yeni değiştireceği yöneticiler ya da CEO değişimi ya da yönetici değişiminde bazı zorluklar, bazı insanlar çıkartılabilir. Bunun verdiği huzursuzluk sizi yıpratsa da siz yerinizde kalıcısınız. Mümkün olduğu kadar biraz konsantrasyon eksikliğiniz var. Bunu düzeltelim. Çocukluk, mesela lise öncesi, 3. ev konularımız, lise öncesi eğitimimiz, komşular, kuzenler, yakın çevremizi ilgilendiriyor ya, sizin çocukluk travmalarımız atak yaratabilir. Çocuklu 15, 14, 13, 9 yaş arasındaki travmalarımız bizi tetikleyebilir. Orada yaşadığımız kaoslarla ilgili biraz iş hayatımıza, biraz çevremize yansıtabilirsiniz. Tam zamanlı iyi bir psikologla bu travmalarımızı iyileştirerek, kendimizi güçlendirip bu noktayı kabul ederek 7 adımlar atmamız lazım. Aynı döngüde yara alıyorsunuz ve ben kendi kendime gelişeceğim, iyileştireceğim diyorsunuz, batıyorsunuz. Mümkün olduğu kadar ruhunuzu şifalandırmaya ihtiyacınız var. Özellikle baba öfkenizi yenmeniz lazım.
Baba öfkeniz sizin ilişkilerinize, hayat arkadaşınıza, iş hayatınıza zarar veriyor. Kabul edin ve affedin. Çünkü affetmek en büyük erdemliktir. Siz bu erdeme sahipsiniz. Mümkün olduğu kadar her şeyi geride bırakın. Yeni siz yaratmaya ihtiyacımız var. Çünkü sizin duygusal yönünüz o kadar ağır travmalarla hakimiyet kurdu ki mutluluk bazen mutluluğu çözemiyorsunuz. Neden mutlu olduğunuzu bulamıyorsunuz. Siz sadece sevgiyi, şefkati ve iyiliği arıyorsunuz. Allah da size ve gökyüzü de size bu konuda destek verip iyilikler sizinle birlikte daha dikkatli olmanızı öneriyorum. Ortaklı işlerinizle ilgili çok güzel pazarlama tekniği ve büyük projelerde yer alarak firmamızı daha büyük noktalara oluşturacağız. Farkındalık size ayrı bir renk katacak. O yüzden farkındalığı görme vakti diyorum. Bir de yurt dışına yerleşmek ya da şehir dışı fikirlerinizle ilgili acele etmeyin. Bulunduğunuz firma zaten bu imkanları size zorlayacak. Özellikle bir arsa konunuz var ailenizi ilgilendiren. Bu konuyu çözdükten sonra ekonomik olarak da aileniz hem yakın çevreniz çok büyük bir güçlenme yaşayacak. Siz de bunun içine dahil olacaksınız. İlişki konusunda da özellikle sözlü ve evlenme planında hep ertelenler apar topar evlilik kararı vereceksiniz. Ve o imzalar atılıyor gözüküyor. Hiç ilişkiniz yoksa geçmiş ilişkinizle ilgili yara konularınız kapandı. Yepyeni bir ilişkiye hazırsınız. Doğru kısmette kapınıza geliyor. Bence siz doğru kalbe gerçekten aitsiniz. Allah da bu mutluluğu size nasip edecek gösteriyor. Bir de aile arasında uzun süredir nişanlı ve sözlü olanlarda aileler engeli kaldırıyor. Artık evlenme hak edildi. Şimdiden uğurlu olsun diyorum. Hiç sevgilisi olmayanlara bence aşkın size hani şems güneşse, Mevlana aysa siz o şemsi ve ayı yakalayacaksınız. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Bir de evli çiftlerimizde boşanma kararı verenlerde ailevi zorlanmalar var. Ailelerin yarattığı boşanma sizi mutsuz eder. Siz birbirinizi seviyorsunuz. Aile ve çevrenize önem vermeyin. Ama mutsuz olan çiftlerimiz için de gökyüzü destekliyor. Hiç gerek yok. Aynı fanusta dönerek aynı acıyı yaşamanızın bir imtihan değil, size zarar verdiği gösteriyor. Bir de bu evli çiftlerde aldatılma enerjisi var. Hem eş, hem hanım, hem erkek aldatma ruhunda. İş çevredeki insanlardan anlamsız da etkilenip mutlu yuvanıza zarar veriyorsunuz. Hani ayağınızı denk alın, gereksiz gözyaşı dökmenin bir anlamı yok. Sevgili ev hanımları, evet sizde de perde, ne bileyim, korniş değiştirme, badana boya rüzgarları, aynı şekilde de eve kağıt yapma fikirleri, aynı şekilde yatak odasındaki aplikler, yenilikler, dolaplar, gardırop yenilikleri size iyi gelecek. Ama ekonomik olarak zorlanacağınız bir dönem, yavaş yavaş yaptırın. Hem eşinizi hem de sizi dara sokmayın. Bir de aile büyüklerimizde bir ceza konusu gündemde olabilir. Cezaevi, ceza mahkemesi ya da imza atma görevleri olabilir. Ailenizi bu konuda destekleyin lütfen. Para ekonomimizde sadece dostlarınıza para verdik. Artık toparlayın, gücünüz aydınlığa kavuşsun. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken tansiyon ve şeker ve son zamanlarda ayak siyatiklerimiz hareket halinde, dikkatli olun, hoşça kalın. Sevgili balıklar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Para yeteneklerimiz, yani 29 Eylül'de gerçekleşecek Koç dolunayı sizin ikinci ev konularınız. Aynı şekilde şuna bakarsak, birinci ev konularımızda ön plana tutacağız. Ben öyle gösteriyorum. Haritanız bana öyle uyardı. Ama şöyle söyleyeceğim. Para yeteneklerimizin yoğunlaşacağı, fırsatların daha yoğun olacağı, ekstra kazançlar ve bize gelecek iş fırsatlarının hareketli olacağı bir nokta. Ya benliğimizi de kendi içimize katarsak biz bu yapacağımız işlerde ve para alanlarımızda güçlü olacağımızı gösterir. Ve yeni çevrelerde de kazanç evremizi, dijital alanlarda paranızda zarar gördüyseniz bunların artıya geçeceğini, aynı şekilde evinizi satma fikriniz varsa bu satışın doğru şekilde olup zarar görmeyeceğinizi gösterir. İş hayatımızda da kendi yeteneklerimizi doğru ölçüde oturttuğumuzda iş masamızın değişimi, konum değişimi ve hatta istediğiniz yer içinde güzel teklifler geleceğini de uyarır. İş kapılarımız uzun süredir olmuyorsa bile bu iş imkanı da yeni iş fırsatları da yakalayacağınızı. Yani kendi yetenekle ve benliğinizle alakalı noktada çok şey sizi aydınlığa kavuşturacak. Biraz da adalet yanımızın da
temsil edeceği bir nokta olduğuna göre de vicdanımız ve merhametimiz aynı anda konuşacak. İnsanlara bakış açımız, değer verme ve sizin size yapılan yanlışları doğru şekilde görmenize de yardımcı olacak. İş yerinizde çaprazda beğendiğiniz kişinin size hayranlığı aynı şekilde devam ediyor. O sizden vazgeçmedi. Siz korkularınızdan ondan vazgeçtiniz. O size o fırsatı defalarca verdi. Siz sayede tekrar o fırsatı sizin adım atmanızı bekliyor. Gidin adım atın diyorum. Büyük bir kurumsal firmada yönetim değişimiyle birlikte sizin de değişimiz ayrı bir renk katacak. Para kazancımız doğru süreçte, yeteneklerimiz ön planda olacak. Aynı şekilde aile köklerimizin uzun süredir bina ya da toprak ve arazi büyük alanlardaki haklarla ilgili de kendi fırsatlarınızı ekstra fırsatlar katacaksınız. Yasal ertelenen dosyalarımız bize artı olarak dönüşüm sağlayacak. Doğru değerlendirmenizi öneriyorum. Ortaklı işlerimizde biraz ortağınıza güvendiğiniz için zarar ediyorsunuz. Artık kendi yeteneğinizi masaya yumruğunuzu koyun. Haklarınız ve mücadelenizi başlatın. Ayrılmak istediğiniz ortağınıza net konuşma yapma vakti ama büyük projeleriniz için de fırsatlar var, size teklifler var, değerlendirmenizi öneriyorum. Aşk yeteneği de aynı şekilde hayatımıza renk katacak. Yani uzun soluklu ilişkimizin doğru adımlarla ilerlediğini ve birbirimize sımsıkı sarılma yolculuğunu da göstereceksiniz. Yüzükler parmakta hayırlı ve uğurlu olsun. Aynı şekilde de hiç dönmez dediğiniz sevgiliniz size geri dönüyor. Bilginiz olsun. Bir de kalbinizde geçmiş vefat etmiş birine dua etmek, dua okutturmak istiyorsunuz. Uzun süredir isteğinizde hadi ona bir yemek ikram edin, ruhu şad olsun. Çünkü gönlünüzden geçen buydu, vakit bulamadınız. Bu vakti de ben diyorum ki vakti geciktirmeyin. Bu yapacağınız yemek size bereket olarak hanemize dönecek. Özellikle de evli çiftlerimizin arasında bazı krizler ve anlamsız tartışmalar gün geçtikçe büyüyecek ve ev ayrımına sebep olabilir. Yol ayrımı dediğimiz evreye gelebilirsiniz. Bence anlamsız tartışmaları iyi bir ilişki terapistiyle düzelterek evliliğimize sımsıkı sarılabiliriz. Ev değiştirme fikri olanlar için çok doğru bir zaman. Zaten mal sahibine uyuz oluyordun. Komşularından çok haz almıyordun. Yeni gideceğin yer hem site hem çocuklarınız için olumlu. Ekonomik olarak da bazı zorlukları aştınız. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ama uzun süredir yasal kiracı, yasal mahkemede siz haklarınızı da alacaksınız. Endişe etmenize gerek yok. Sevgili ev hanımları. Bu ara eşinizin böyle size yaklaşmaları, sımsıkı konuşmaları güzel. Kafanızı karıştırmasın. Adam işten ilk kez size duygusallığını yansıtır. Bence onu dinleyin. Ona aynı duyguyla yaklaşmanızı öneriyorum. Mutsuz olan çiftlerimiz var. Onların da artık kendi yeteneklerini keşfederek yol ayrımı boşanmanız gerekiyor. Artık mutsuz ve çocuklarınız özel erkek çocuğunuz varsa bu konuda çok yıpranıyor. Mümkün olduğu kadar bu dengeyi korumamız lazım. Evet, evde değiştirmek istediğiniz kilimleriniz. Bitmeyen balkon pimapenleriniz ve mutfağınızın özellikle cam havalandırması ile alakalı hani doğalgaz gideriyle ilgili sıkıntılarınız olabilir ve elektronik eşyanız, bulaşık makineniz bozulabilir. Dikkatli olun. Yeni evli çiftlerimizde çocuk sevinci, uzun soluklu evli çiftlerimizde mesela 5-6 yıllık evli çiftlerde de yeni ev alımı hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Sağlık olarak cilt alerjiniz, uyuz probleminiz, kaşıntılarımız ve güneş alerjimiz olabilir. Mevsimsel astımımız artabilir. Dikkatli olun. Hoşça kalın. Mutlu kalın.